görmelisinizdir çünkü bugün video günü krem sürmeyi Hello, umarım iyisinizdir çünkü bugün video günü. Bugün sizinle beraber benim de ilk defa deneyeceğim bir şiş seti deneyeceğiz ve çok tatlı bir yazlık bluz yapacağız. Bu bluzu yapmak için 2 günümüz var. Tam bir challenge olacak, öyle söyleyeyim. Bugün günlerden Perşembe, yarın akşama kadar, yani Cuma akşamına kadar kendime süre veriyorum. Şu an zaten saat 4. Yani Perşembe günü saat 4'teyiz. Cuma günü akşama kadar bu bluzu bitirmeye çalışacağız ve yeni şiş setiyle yapacağız. Uzun zamandır bu şiş setini gerçekten merakla bekliyordum. Yani yurt dışındaki örgü youtuberlarında falan hep gördüğüm bir markaydı. Ama ben ilk defa deneyeceğim. Zaten şiş set olarak bugüne kadar en çok Knit Pro'nun şeylerini denedim. Desenlerini denedim. Bugün Leica diyeceğim ben. Tam okunuşu nece bilmiyorum. Bir İskandinav markası, biliyorsunuz oralarda örgü örmek falan çok popüler ve şu. Şunun bir tatlılığına bakabilir misiniz? Rengini ben seçtim çünkü pembe tığ setim var. Pembe şiş setim olmasın mı? Bu Leica Make Happy Blush. Bir sürü rengi var. Mavisi var, yeşili var. Bu videoya sponsor olduğu için knittingtr.com'a teşekkür ederim. Leica ve Knit Pro, Addi. Yani aklınıza hep gelebilecek örgüyle alakalı her şeyi knittingtr.com'da bulabilirsiniz. Leica'ları da Türkiye'ye getiren ilk site oldular. O yüzden ben çok mutluyum bunları deneyimleyebildiğimiz için. Şimdi gelin beraber inceleyelim. Linkini aşağı açıklama kısmına bırakıyor olacağım. Knittingtr Instagram hesabımı falan da bırakacağım. Hepsini oradan bakabilirsiniz. Şu benim seçimim pembeden yana oldu. Çünkü neden olmasın? Tududum. Hazır mısınız? Ya şunların güzel ne? Ben de sizinle beraber ilk defa açıyorum. Ben de bir bakayım. İlk siz gördünüz bu arada. Şunların bir güzelliğine bakabilir misiniz? Hepsi kres pembe. Ay resmen mutluluktan ağlayacağım. Çok denemek istiyordum. Yani böyle 2 senedir falan bu şiş setinde gözüm vardı. Öyle söyleyeyim ama Türkiye'de satılmadığı için alamamıştım. Şimdi Türkiye'de de geldi. Ve pers pembe. Pembe yani daha ne olabilir ki? Şimdi kaç milimden başladığımı söyleyeyim. Ne kadar mutlu olduğumu anlamışsınızdır. 3,5 milimden başlıyor. Gerçi şurada yazıyordur ya, niye zorladıysam. 3,5 3.75, bakın bu yeni, diğerlerinin 3.75 yoktu. 3.5, 3.75, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7 yok. Onun yerine 6.5 yapmışlar. 6.5, 8 milim, 9 milim, 10 milim ve 12 milim. Biliyorsunuz ben junky tığları çok seviyorum. Yani 9, 10, 12. O yüzden 12 milimlerinin olması beni aşırı mutlu eden bir şey. Şimdi bu şekilde böyle bir şey var. Burada bir cipsiyeti var. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Şöyle açılıyor. Acaba ne işe yarıyor? Mesela şöyle açılıyor burası. Ne işe yaradım bunu çözemedim. İlerleyen zamanlarda çözeriz. Şu an çözemedim. Bir de şurada böyle bir cebi var. Bu cepte de misinaları da pembe ya. Yerim seni ben. Kaç santim misinaları varmış, ona bir bakayım. 2 tane 60 santim, 2 tane 80 santim, 1 adet de 100 santim misina var. Stopperlar, stopperlar siyah çıktı. Bunları da pembe yapaydınız ya. Neyse çok takılmayalım. Ama pembe olsa olurdu, haksız mıyım, misinayı pembe yapmışım. 8 tane de stopper çıktı. Bir de nasıl kilitleyeceğinizi falan gösteren bir şey çıktı. Burada bir cebi var. Hemen şurada da bir cebi var. Bu cebin içinde bir şey yok muhtemelen. Evet, bu cebin içinde bir şey yok. Hani bir şey koymak isterseniz diye. Şöyle aşırı şık. Dokusu falan çok güzel. Size şöyle tekrar yakından göstereyim. Şu şekilde. Şimdi bununla çok tatlı bir crop öreceğiz. Ve aynı renk. Çünkü şiş setlerimle uyumlu croplar veya bluzlar yapmaya bayılıyorum. Neden olmasın. Şimdi başlayalım. Aşırı mutluyum. Şu tarafa doğru yerleşiyorum. Hello, tekrar geldim. Hemen bir tane de paket açma reel'i çektim. Çünkü reel'le beraber paylaşacağım. 2 kere paket açmam gerekti. Şimdi ben şeyi merak ediyorum. Bu Leica'yı ilk defa kullanacağım ya. Acaba Knit Pro'nun
Şişi, Leica'nın Micinası ne olacak mı? Çünkü bütün Nit Pro serileri birbiriyle uyumlu. Acaba bu da onlara uyuyor mu? Uyuyor. Bunu neden merak ettim derseniz, hani bir Nit Pro şiş set aldınız, bir Leica şiş set aldınız. Acaba Micinalarını falan filan ortak kullanabilecek misiniz diye merak ettim ve kullanabiliyorsunuz. Hatta kilidini çıkardım az önce. Gel buraya. Bakalım bu bunu kilitliyor mu? Bütün detaylarını incelemeliyiz. Kilitliyor. Aşırı mutluyum şu an. Bu benim için önemli. Neden derseniz, dediğim gibi yani beraber karışık kullanmak çok iyi. Çünkü. Evet, gördüğünüz üzere Nit Pro şişlerinizle Leica misinalarını veya Nit Pro misinalarınızla Leica şişlerinizi beraber kullanabiliyorsunuz. Şimdi bunu geri koyayım. Şimdi yanıma böyle kalpli pembiş yer belirleyicilerim var. Hatırlarsanız arkadaşım Seray bunları İngiltere'den almıştı. Sizler için de birkaç tane daha almıştı. Bu videonun yorumlarından bir kişiye de Nit Pro'nun bu yer belirleyicilerinden bir tane göndereceğim. Bir tane de adli çorap şişi göndereceğim. Fazladan vardı. Video yorumlarına bırakan video yorumlarına beni izlemeyi neden sevdiğinizi yazın. Neden beni izlemeyi seviyorsun? Şeyden sevmiyorum. Umarım öyle demezsiniz. Kalbim üzülür çünkü. Bu da bende var zaten. Annemlere de bir tane verdim. Annemle teyzeme paylaştırdım. Ha, size tek veriyorum onlara. 20-20 paylaştırdım. Bakın şöyle uyumlu. Yorum yaparsınız. Dediğim gibi beni izlemeyi neden sevdiğinizi yazıyorsunuz. Örmesi de rahattır umarım. Ben 60 santimlik bir sinaya taktım. Daha önce bir tane şiş örgüsü crop yapmıştık Joyset'le hatırlarsanız. Bir yumak şöyle pembiş bir ipim var. Koton ip yine. Yine askılı bir crop yapacağım. Diğerini daha kısa yapmıştım ya. Bunu bir tık daha uzun yapacağım. Ve şuralarında böyle yuvarlak dekolteler yapacağım. Onları da birazcık farklı bir şeyler eklemeyi planlıyorum. Yani böyle böyle amaçlarım var. İçinden çıkartayım ama. Yeni bir şeyler denemeyi çok seviyorum. Bu içinden çıkartırken şöyle iki parmağı sokuyorsunuz iki taraftan. Parmaklarım şu an birbirine değiyor. Sonra böyle ortada böyle boşluk denize bir ip gelecek. Onu tuttuğunuzda içi çıkıyor. Bazen böyle çok çıkıyor. Bazen direkt şu ucu çıkıyor. Artık çok önemli değil. Evin içinden geçseydin. Havalar sıcak oldu artık Antalya'da. Sizde durumlar ne bilmiyorum ama ben camlar falan açık oturuyorum. Daha henüz klima çalıştıracak kadar sıcak değil. Normal sıcak. O yüzden klima çalıştırmadığım zamanların tadını çıkarmaya çalışıyorum. Çünkü klimayı çok da seven bir insan değilim ama mecburuz yani Antalya'da. Şimdi pembe şişetleriyle pembe bir şey öreceğiz yani. Anlamışsınızdır. Şu an iyi gözüküyor değil mi? Bir önceki kropla aynı sayı yapacağım. Çünkü o bedenime tam olmuştu. 60 ilmek başlamıştım. Ön ve arka ayrı ayrı yapacağım. İlk önce arkayı yapayım. Ondan sonra önü yaparım. O yüzden taran taran taranat. Başlıyorum. Direkt bununla 60 ilmek atıyorum. Yapıp geleyim. Evet tekrar geldim. Bu arada saçımı da şeye uygun. Bak şöyle gözüküyordur. Şiş setine uygun olsun diye pembe boyadım ama hemen video çekemeyince biraz çıktı. Bakın şöyle. Zaten bir önceki videoda gördünüz. Şimdi 60 adet ilmeğimi attım. Hazır mısınız? Şimdi ilk örgümüzü yapacağız. Şu an ilk defa deniyorum. Bakalım güzel kayıyor mu? Tutuyor mu? Benim şiş kalite anlayışıma uygun mu? Bunlar hep bir soru işareti yani. Evet ilk ilmeği attım. Böyle yakından atalım. Bir tane örmeden aldım. Bir tane bir ters örelim. Bir ters bir düz örüyorum bu arada. Gayet rahat. Gayet iyi. Nice. Perfect. Bence güzel. Gayet rahat örülüyor bu arada. Hava. Yazın Antalya'nın en çok neyini seviyorum biliyor musunuz? Uzun uzun video çekebiliyorum. Mesela saat 4 hala güneş gitmedi. Yani bütün gün güneş oluyor. Bir de birazcık erken kalkıyorum. Bazı çalışmalar yaptığımdan dolayı. Erken de kalkıyorum zaten.
Zaten duyamıyorum ya. Gece ben çok geç yatmıyorum artık eskisi gibi. Yani maksimum en geç saat 1'de yatıyorum, öyle söyleyeyim. Sabah da 7 gibi falan uyanıyorum genelde. Yetiyor yani, daha ne olsun. Erken kalkınca havada geç karardığı için gün çok uzun oluyor ve bir sürü video çekebiliyorum, bir şeyler yapabiliyorum ve asla ışık gitmiyor. Çünkü video çekenler bilir, ışık çok önemli. Yani ne olursa olsun ışık iyi olduğunda görüntü çok daha iyi oluyor. Şimdi birazcık öreyim, sonra görüşürüz. Ben geldim, arada bir yemek yedim, çay içtim, kahve içtim falan, bir tuhafiyeye gittim geldim. Bugün birazcık şey işlerim de var. Paça bükmedir, terzilik, tadilat, tamirat işlerim de var. O arada bir 5 santim kadar örebildim. Şöyle bir göstereyim istedim. Şöyle çalışmaladım da sizlerleyim. Bu arada bu çantada çok tatlı oldu değil mi? Çok beğendim bunu da. Ben yaptım. Ama onu İngilizce YouTube kanalım için yaptım. İkisine farklı içerik üretiyorum. İngilizce YouTube kanalımı İngilizce üretiyorum tabii ki. Ama sizin için burada video çekmeye devam ediyorum. Merak etmeyin. Bu arada şişler çok rahat. O konuda müşteri olun. Bu Leica'nın en sevdiğim tarafı böyle tek renk mantığı hoşuma gitti benim. Mesela pembe seviyorsun, pembe şişler alabilirsin. Yeşili vardı, mavi vardı. Kahverengi ve siyah da var sanırım. Yani böyle sevdiğin renkte bir şey almak çok güzel bence. Böyle sapsarısı olsaydı onu da almayı isterdim açıkçası. Şu an ışık biraz kötü. Şimdi ben bunu bu akşam da öreceğim. Bu akşam ne kadar yapabilirim bilmiyorum. 60 ilmek örüyorum bu arada. 60 santim sineği taktım. 60 ilmeği düz bir şekilde örüyorum. Bir önceki kropla aynı mantık yapacağım. Sadece farklı süslemeler falan filan yapacağım. 60 ilmeği şimdi kendim olana kadar öreceğim. Ben bunu gece örerim. Yarın sabah görüşelim, olur mu? Hadi bay, yarın görüşürüz. Hello, ertesi günden selam. Aslında hava çok güneşli ve güzeldi bugün ama şu an hava kapandı. Tam ben video çekerken hava kapandı. Yani sabah kalktım, birazcık öreyim dedim. Hemen videoyu açmayayım dedim. Çünkü dün işte yemek ye, işte bilmem ne yap falan birkaç işim çıktı. Öremedim çok fazla. O yüzden size birazcık örmüş bir vaziyette çıkmak için sabah erken kalktım. İşte duşumu aldım, hazırlandım falan. Dedim birazcık öreyim, sonra videoya geçeyim. Hava kapandı. Tabii kahvaltı da yapmam gerekti. Aralıklı oruç yaptığım için kahvaltıyı genelde yani kalkar kalkmaz yapmıyorum. Genelde saat 1-2 gibi falan kahvaltı yapıyorum. Sonuç bu. Görüntü kalitemiz de bu. Ön kamerayı da çekiyorum. Hava kapalınca birazcık şey oldu ama neyse. Bu arada saçım pembe boyadım demiş ya, şurada birazcık kaldı. Her yıkadığımda biraz akıyor ve havluya bulaşıyor. Merak edenler için söylemiş olayım. Ama böyle kuru halinde hiçbir yere bulaşmıyor. Şimdi şu kadar oldu. Arkasındayım ve sanırım bugün cuma, challenge'ı başarısızlıkla tamamlıyoruz. Böyle koltuk ayrımı yapmaya başladım. Çünkü pembe ipim çok az ve bu tek renk olacak. O yüzden şu şekilde, ama örgüsü çok güzel oluyor. Pembe tığ. Ben de pembe giydim. Saçım pembe. Bugün pembe pembe. Tam bir Barbie modundayız. Şu an arkasını yapıyorum ve böyle eksiltmesini yapıyorum. Yaka kısmını tam nasıl yapacağım açıkçası karar vermedim. Belki diğerinin aynısını yaparım. Hani çok uğraşmamak adına hızlı yapabilmek için. Belki farklı bir şey yaparım, bilmiyorum. Hiç bu konuda şu an bir fikrim yok. Şu anki tek amacım bu arkasını mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde bitirebilmek. Hava da kapandığı için yani böyle kapalı havada görüntü çok güzel çıkmıyor. O yüzden çok fazla da bir şey söylemek istemiyorum. O kadar da hazırlanmıştım. Güzel güzel giyinmiştim. Selam, ben geldim. Nasılsınız? İyi haber, arkasını bitirdim. Önünü de bayağı yarıladım. Bugün bitecek. Tadadam, bu önü. Aslında ilk başta şuraya yatay delik yaptım. Yatay delik yaptığım zaman şu tarafa doğru açıldığı için tam benim istediğim görüntü olmadı. O yüzden ben de dikey delik yapmaya karar verdim ve benim istediğim gibi olacağını düşünüyorum. Bakın şöyle. Burada bir delik var.
ve şurada da yeni bir delik geliyor. Böyle delikler olacak ön tarafında. Deliği nasıl yaptın derseniz tam ikiye böldüm. Şuruna başka ip, buna başka ip taktım. Ayrı ayrı örüyorum. Delik istediğim kadar büyüdükten sonra şuraya bir iki sıra tek parça gibi örüyorum. Sonra yine ayrı ayrı örüyorum. Aynı boya gelince yine bütün öreceğim. Böyle böyle delikler yapacağım. Şimdi sanırım eksiltme kısmına geldim. Bir yemek molası vermiştim. Kahvaltı yaptım. Hava da kapalı bu arada. Şöyle. Böyle bir duş da almam gerekiyor. Saçım çok tipsiz şu an ya. Neyse. Arkasında dümdüz ördüm. Şu şekilde. Şöyle. Koltuk oyuntusunu şuradan başlıyor. Şöyle tuttuğumda bakın. Şu şöyle arkamdan şöyle geldiğini düşünün. Yeterli olacağını düşünüyorum ama eğer olmazsa birazcık daha şuradan örerim. Bilmiyorum. Şu an bir eksiltmelerini yapayım da üstten doğru şey yapmak kolay. Ama yeterli olur ya. Bayağı bir koltuk oyuntusu var. Ne olur? Birazcık şurası benim düşündüğümden daha kısa olur. Bir an önce bitirmek istiyorum. Bir şey elimde çok fazla uzun süre durduğu zaman sıkılıyorum gerçekten. Bu aralar birazcık da böyle çok yapmam gereken iş var ve onların stresi de çok üzerimde. Yani güzel şeyler gelecek ama stresleri beni bir taraftan size video çekiyorum. Bir taraftan İngilizce YouTube kanalım için video çekiyorum. Hani ne kadar çalıştığımı anlatamam size. Gerçekten çok çalışıyorum. Ve bir tatile ihtiyacım var. Herkesin var. Tatil, herkesin bence tatile ihtiyacı var. Şimdi böyle örüyorum işte. Bir de kitap dinliyorum. Çok güzel bir kitap dinliyorum. Müzik de dinliyorum bazen. İzleyecek dizi bulamadım. Dün Merve Kült diye Netflix'te bir film izledim. Tatlı bir filmdi. 1,5 saat çerez niyetine. Tatlı, eğlenceli bir filmdi. Romantik komediymiş. Onu şey yaptım, bir parfüm sıkalım. Siz evde kendi kendinizde dururken parfüm sıkıyor musunuz? Ben sıkıyorum. Zaten bunu çok süper kalıcı değil. Bu şeyin, Yves Rocher'in kiraz çiçeği kokusu böyle. Çok ferah ve çiçek çiçek kokan bir koku. Değişik bir şeyler yapmak istiyorum. Değişik bir şeyler yapmamız gerekiyor. Birazcık evi toplamam, böyle düzenlemem, evden bir sürü bir şeyler atmam gerekiyor. Onları da beraber yapalım diyorum. Ama onları sevmiyorsunuz galiba. Ben seviyorum aslında öyle videoları. Ama siz çok sevmiyorsunuz. İzlemiyorsunuz. Bu arada video gelsin gelsin diyorsunuz ama videoları beğenmiyorsunuz. Videoları böyle beğenmemeye devam ederseniz hiç video gelmeyecek. Onu da söyleyeyim. Yani İngilizce YouTube kanalımla yoluma devam edeceğim. Bunu böyle ay bizi tehdit mi ediyorsun falan gibi düşünmeyin. Gerçekten reklam gelirleri çok düşük. Hani para kazanmayı geçtim. Onu bir kenara bırakın. En azından sizden böyle siz videoları beğendiğinizde, altına yorumlar yaptığınızda, sizinle sohbet ettiğimizde böyle mutlu oluyorum. Hani böyle siz bir sürü benim arkadaşlarım, böyle YouTube aile. Biz beraber sohbet ediyoruz, bir şeyler paylaşıyoruz. Ben burada size bir şeyler söylüyorum. Siz yorumlarda bir şeyler söylüyorsunuz. Ben size cevap veriyorum. Böyle iletişim halinde olduğumuzda video çekmeyi ben de hevesle yapıyorum. Yani böyle yeni videom, acaba buna ne yorumlar gelecek, buna neler söyleyecekler, herkes ne yapıyor falan gibi böyle heyecanlanıyorum. Ama siz videoyu beğenmediğinizde, yorum yapmadığınızda, videom izlenmediği zaman gerçekten hiç video çekesim gelmiyor. Bunu açıkça söyleyeyim. Ondan sonra bana trip atıyor falan demeyin. Ya da değil. Öyle çünkü. Şimdi birazcık bunu öreceğim. Bugün ne kadar bitirebilirim bilmiyorum ama bayağı bitirdim. Çünkü sabah kalktığımdan beri örüyorum. Şu an saat öğleden sonra 3 ve ben sabah 9'dan beri örüyorum. İşimi ne kadar ciddiye aldığımın bir kanıtı. Hadi bay, biraz YouTube karıştırayım. Tekrar sonunda bittiğini anlamayacaksınız. Ben de bittim. Karnımda inanılmaz bir ağrı var. Gerçekten şu an sadece yatmak istiyorum. Ama bir taraftan da bu videoyu bitirmek istiyorum. Çünkü paylaşmak ve bunu bitirip giymek için de heyecanlıyım ama karnım gerçekten çok ağrıyor. Şuna bakar mısın? Aşırı derecede şişim zaten. Rel dönemim de yaklaştı. Şöyle. Ve bitti. Bence çok güzel oldu. Bayağı güzel oldu. Üzerime sığarsa perfecto olacak.
Sadece şu yakadan emin değilim ya. Yaka çok boğazıma dayanacak gibi. Şu kısımları biraz daha morseyelim. Önce şu yaka kısmının uçlarındaki bunu bir kafamdan geçtiğinden emin olayım. Zaten böyle yuvarlak yaka falan örmeyeceğim. Daha farklı Pinterest tarzı bir şey var kafamda. O yüzden önce şu uç kısımlarını bir tutturayım, kafamdan geçireyim. Eğer olursa yanları da yaparım. Zaten burada asıl nasıl diktiğimi göreceksiniz. Normal dikiyorum da. Ben böyle koltuktan faydalanıyorum dikerken. Bunu da nasıl yapıyorum? Hemen bunu iğneliyorum. Şimdi etamin iğnesine geçirdim. Şu ilmekleri karşılıklı dikiyorum. Çok özel, ekstrem bir şey yok burada. Yapmıyorum. Sadece çok burada şey yapmayın, sıkmayın. O bence önemli. Potluk yapabilir. Yapmasın yani. Burada bir kalıp gibi durmasın da daha bütünleşmiş bir şekilde dursun. O yüzden şöyle düğme diker gibi bunu aşırı derecede sıkmamaya özen gösterin. Tek dikkat ettiğim şey bu. Kafama girer umarım. Tarçın! Bir bakayım. Tavuk haşlıyordum tarçına. Kesin onun kokusunu aldı. Evet, tahmin ettiğim gibi tarçın tavuğa doğru ilerliyordu. Neyse ki sabredemedi. Biraz büyük bir göğüs parçasıydı ve bir türlü haşlanmadı. Haşlanan kısmından şimdi verdim. Rahat rahat çalışabiliriz. Kokusunu alıyor çünkü. Diktim. Hazır mısınız? Tarihi bir an. Umarım kafamdan geçer. Benim kafam biraz büyüktü. Geçer ama ya. Geçecek gibi. Geçti. Yes. Evet, kafamdan geçtiyse kalan kısımları hallederiz. Bir de şey diyor, gövdeme girmiyormuş falan. Böyle bir şey olmamalı. Neden derseniz daha önce bu sayılarda yaptığım şey gövdeme girdi. Aa, kolu da tam oldu. Kafamdan da girdi. Şimdi ben bunun yanlarına da dikeyim ve daha sonra nihayet süslemeye geçebiliriz. Şöyle alt kenarını yeşil rengiyle ve tığla sık iğne yaparak geçiyorum. Böyle bir absürt renkte kontür çizgisi yapıyorum. Ve bunun şeyini hayal ettim. Siyah beyaz olanını. Çok güzel olmaz mı? Bence çok güzel olur. Ama ben renkli bir insan olduğum için renkli şeyleri seviyorum. O yüzden ilk tercihim renkli yapmak oldu. Bir de bu pembe ipten 1,5 yumak falan kalmıştı. Değerlendirmek istedim yani açıkçası. Bunun altına yapacağım. Yakasına sık iğne yapacağım. Ve önündeki yuvarlaklara da sık iğne yapacağım. Ay çok tatlı. Tam yazlık oluyor. Şunun altına bir bakın ya. Bakın şöyle bir sıra sık iğne geçtim. Ve bence çok tatlı oldu. Şimdi bu sık iğneyi kol kenarlarına, yaka kenarına ve bu yuvarlakların çevresine komple yapıp geliyorum ve sonra bitmiş olacak. Hazır mısınız? Geliyorum, tamam. Heyecan yapmayın. Bence güzel oldu. Ne diyorsunuz? Bayağı iyi. Biraz da şeyi andırıyor. Hani böyle spor buralarına fosforlu renk falan koyarlar da böyle bir çizgi yaparlar var. Biraz sanki spor bir buraymış gibi böyle bir izlenim de verdi ama ben çok beğendim gerçekten. Şu kolyemi şu tarafıma doğru atayım. Bakın şöyle. Bu arada içimde sütyen var. Sadece sütyen seçiminde şöyle bir şey var. Hadi mesela şurası tam sütyen çizgisine denk gelirse ki gelmiyor. Çok ortada kalıyor. Şu an sütyen şurada bakın. Çizgi burada. Yani ya sütyensiz giyeceksiniz ya sadece böyle silikon kaplar var ya onlardan alabilirsiniz. Strapless sütyen bile olmuyor çünkü dekolte önde olduğu için ya da şu ön birleşim yeri çok ince olan sütyenlerden ve onu da aşağı denk getireceksiniz. Ya da sadece bir tane delik yapabilirsiniz. Hani bu kadar üst üste delik yapmayabilirsiniz ama bence böyle çok tatlı oldu. Şuna bakar mısınız ya? Ben bunu siyah beyazını da yapacağım. Başka rengini yapacağım. Arkasını da göstereyim. Arkası bu şekilde. Bayağı mutluyum şu an. 3 gündür bunu yapıyorum. Aslında daha hızlı yapabilirsiniz. Kesinlikle daha hızlı olur. Sadece benim başka işlerim de olduğu için ben
3 güne yaydım. Yani kendimi çok sıkmadan yapmaya çalıştım. Ama oturup böyle başından hiç kalkmadan challenge gibi yaparsanız, yani eliniz hızlıysa size bir şey söyleyeyim. Bu bir gün, iki günde çok rahat bitecek bir parça. Tabii ki ben biraz daha bunu şuralarda yapmak istiyorum. Yani mesela dördüncü bir delik daha burada olabilirdi. Ama o da benim tez canlılığıma verin, yine crop yapmış olduk. Allah'tan benim şortlarım hep böyle olduğu için pantolonlarım. Yine ben bunu bu şekilde Antalya'da giyebilirim. Şuna bir bakın. Şu şey sık iğne olayı işi bitirdi. Umarım hoşunuza da gitmiştir. Bir saniye. Geliyorum. Şiş setimi de alayım. Bu pembe şiş setlerim ve ördüm Like'ın. Şunu samimiyetle söyleyebilirim. Çok rahatlar. Hani Knit Pro mu daha rahat, bu mu demeyin. İkisi de aynı kalitede, aynı böyle rahatlıkta. İkisinin de gönül rahatlığıyla her zaman tavsiye edebilirim. Zaten biliyorsunuz ki beğenmediğim şeyi asla size önermem. Şu şekilde bu şişleri içinde linkini, şişlerin linkini de aşağı bırakıyor olacağım. knittingtr.com'dan satın alabilirsiniz. Leica markası ve diğer birçok örgüyle alakalı şeyi orada bulabilirsiniz. Açıklama kısmına linki bırakıyor olacağım. Kullandığım ipin özelliklerini de bırakıyor olacağım. İp markası vermeyeceğim. İpin özelliklerini yazacağım. Tuhafiye'ye gidip şu kadar metrajda, şu kalınlıkta ip vesaire derseniz size ip vereceklerdir. Boton 1'i kullandığım için terleme yapmayacak. Hep soru geliyor, bu yazın terleme yapmaz mı diye. Koton ipler, işte yün ipler, ne bileyim hani doğal içerikli ipler yazın terleme yapmıyor. Yani akrilik, naylon içerikli ip kullanmazsanız yazında, kışında terleme sorunu yaşamazsınız. Şu an siz aynanın önündesiniz. Belki de bir aynaya bakıyorum. Çünkü bence çok tatlı oldu. Tam benim karakterimi yansıtan bir şey oldu. Umarım sizin de hoşuna gitmiştir. Kışın bunun bu şekilde dekolteleri olan bir kazanı falan da yaparız isterseniz. Daha fazla video için beni takip etmeyi unutmayın. Instagram ve TikTok hesabımı buralara bırakıyorum. Yaptıklarınızı benimle Instagram üzerinden paylaşmayı unutmayın. Kafanıza takılan her türlü soruyu yorumlarda sorabilirsiniz. Yorumlarınızı okumayı çok seviyorum. O yüzden bol bol yorum ve bol bol like bırakmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.